Sahada görünen görünmeyen birçok iş yapılıyor. Özellikle toprağın altında ve suyun altında kalan kısımları. Onları görünür kılmak da biraz bize düşüyor. Bu görünür kılma konusunda destekleri için de Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza teşekkür ediyorum. Şu anda sadece denizde tam 16 gemiyle çalışıyoruz. Bunlardan 3 tanesi sondaj gemisi ama onun dışında onlara destek sağlayan, lojistik hizmet götüren, kıyıya yakın yerlerde tranşe açan, dolgu yapan birçok gemimiz de var. Nasipse Haziran'ın 10'unda kıyıdan ilk boruları döşemeye başlıyoruz. İnşallah. İlk 5-10 kilometrelik kısımda operasyon hizmeti daha farklı gemilerle olacak. Ondan sonra da Temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında, yani esas bizim 170 kilometrelik borumuzu döşecek platformumuz Türkiye'ye gelmiş olacak. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın da ifade ettiği gibi inşallah bu gazı biz Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk çeyreğinde insanımızla buluşturmak arzusundayız. Halihazırda karada ve denizde 4200 çalışanımız var. Bunların büyük bir kısmı da kendi insanımız. Bu sadece Türkiye'nin değil, bu alanda inşaatı devam eden dünyanın da en büyük sayılı projelerinden birisi. Zorluk derecesi olarak da baktığımızda hakikaten son derece zor bir projeyi yönetiyoruz. 170 kilometre kıyıdan uzaklığı olan, 2200 metre derin denizin derinliği olan ve Karadeniz'in hırçın dalgaları, dibindeki farklı su yapıları ve formasyonu da dikkate aldığımızda son derece zor bir işi el birliğiyle, gönülden isteyerek, büyük bir arzuyla ve coşkuyla çalışan arkadaşlarımız var. Asıl kahramanlar onlar, gizli kahramanlarımız. Ben huzurlarınızda onlara da teşekkür ediyorum. Şu anda planladığımız şekliyle de devam ediyor. Onlarca ülkeden yüzlerce kalem malzemeyi de Türkiye'ye getirtmek durumundasınız. Bu pandemi koşullarına rağmen, tedarik süreçlerindeki bir takım zorluklara rağmen ekibimizi götürüyoruz. Fabrikada başında yatıyorlar, test ediyorlar. O şekilde koordine etmeye çalışıyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkür de siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bu gelişmeleri aslında gazı görmelerine rağmen orada gaz var mıydı diyenler üzülebilir ama evet. Ne yapalım yani, milletimizin sevineceği haber vermiş olduk biz. Evet, sağ olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.